Merhaba Güreştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Haftalık Radyo SmackDown Raw değerlendirme yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Yorumcu ekibinde Boğaç var, Hikmet var, Numan İnci var ve son olarak sunucu olarak Ahmet Tahir var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Hoş bulduk. Fastlane var bu hafta bildiğiniz üzere. Fastlane tahmin ve aynı zamanda küçük değerlendirme YouTube paketi yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Aynı zamanda canlı radyo yayını bu. Bildiğiniz üzere bu gece saat 22'de canlı Fastlane radyo yayınımız olacak. Güreştürkiye.net'ten takiplerini sağlayabilirsiniz. Ayrıca vereceğimiz YouTube yorum kısmından vereceğimiz link ile Instagram hikaye story kısmından vereceğimiz link ile ulaşabilirsiniz. gtrmart.com/gtrmart adresinden canlı radyo yayınımıza bugün saat 22.00'da ulaşabilirsiniz. Söz sevgili Ahmet Tahir'de sunucumuz. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Buğra Gür. Evet, bugün show saat pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 3'te. Öncelikle kickoff'tan başlıyoruz. Show'u açacak maç Rey Mysterio ve Andrade arasında. Andrade ve Rey arasında bir feud var geçtiğimiz haftalardan beri SmackDown'da süre gelen. Tahminleriniz ve beklentileriniz nelerdir Hikmet? Yani biraz dondurmalık maç, böyle kickoff'u dolduralım maçı. Açıkçası Andrade'nin kazanacağını düşünüyorum. İleride United States kemeri için mücadele edeceğini öngörüyorum. Bu yüzden de maçın kazanan tarafı olacaktır. Evet Boğaç, neler söylemek istersin? Yani Andrade burada en favori kişi ya, hatta bilmiyorum ne yapacaklar artık WrestleMania'da, bir özel bir şeyler mi hazırlayacaklar adama, bu kadar ağladıktan sonra kendisi şirkete karşı, bir fikrim yok ama yani beklentisiz doldurmalık, aynı Hikmet gibi düşünüyorum, doldurmalık maç yani. Numan. Doldurmalı bir maç ama ring olarak bence iyi olacak. Şimdi yani, ana kadı şeyde yani ana şovda daha iyi olabilirdi. Büyük ihtimal Ağlak Andrade maçı alır diye düşünüyorum ben de. Evet ve Buğra Gür. Vallahi iki Meksikalı maçı Zelina Vega'nın maçı dahil olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Rey Mysterio'nun yükselen bir formu var. Belki United States Championship için WrestleMania'da iddiaları olabilir. Rey Mysterio'nun bu maçta iki isim de SmackDown'ın Midcard şampiyonluğu için ne kadar iddialı olduğunu gösterecek. Onun için Andrade ile Rey Mysterio arasında büyük bir çekişme bekliyorum. Ancak ben Rey Mysterio'nun muadili dolduğu kanaatindeyim ve Andrade'nin kazanacağını düşünüyorum. Ve fakat aynı zamanda sevgili Chatbox halkının da söylediği gibi Rey Mysterio'nun kaybedeceği konusunda fikirlerim hemfikir. Evet, devam ediyoruz. İkinci kickoff maçımızda Big E ve Xavier Woods, Rusev ve Shinsuke Nakamura'ya karşı. Rusev ve Nakamura son haftalarda bir takım görüntüsü çiziyorlar. Bir takım Halet Ruh üyesi içindeler. Bakalım neler olacak. Bu da bir başka kickoff maçı. Hikmet. Valla ben bu maçtan çıkardığım tek sonuç Kofi'nin main event'te olabileceği Evet. ya. O yüzden hani geçiştirmelik maç ya direkt. Hani bilmiyorum. Sonucu da bence Big E ile Xavier Woods kazanır. Rusev ile Nakamura doğası kabul olmayanlar derneği üyesi olduklarından bu maçı da kaybedeceklerdir diye düşünüyorum. Ama sürpriz görebiliriz. Numan, peki sen Rusev ve Nakamura'ya şans tanıyor musun? Big E ve Xavier Woods karşısında. Şansları yok derece kadar az ya, o derece. Hiç tanımıyorum abi, yok. Evet. Boğaç, senin tahminlerin ne yönde? Yani nasıl desek bilmiyorum. Hadi ben ters gideyim ya. Belki bir şanslar olur. Rusev ve Nakamura'nın şansları olur dedi Boğaç. Numan, eklemek istediğin bir şeyler var mı? Yok. Bekle bir şey yok. Son olarak Buğra Güreğine sözü veriyorum. Neler Valla söylemek ister? Biggie ve Xavier Woods'un yalnız başına Kofi'siz ne yapacağı malum. Yani her şeye açık bir durum. Ancak Shinsuke ile Nakamura adeta Rusya ile Çin
Yani bize kimi andırıyor? Tam bir Doğu Perinçek tekniği. Hem Rusya hem Çin yani. Bence beklenmedik sürprizler yapabilir Doğu Perinçek tekniği. Merakla bekliyoruz. Yani Rusya ve Çin deyince akla direkt Doğu Perinçek geliyor. Evet, bakalım yarın. Düzeltiyorum. Bu gece Avrasyacılık rüzgarları esecek mi Fastlane'de? Raf takımlar şampiyonluğuna geçiyoruz. Ana şova geçiyoruz. Raf takımlar şampiyonu Revival. Ünvanını Ricochet ve Aleister Black ikilisine ek. Rude ve Gable ikilisine karşı koruyacak. Hikmet, tahminlerin ne yönde? Sence kemer el değiştirecek mi? Tam kemer el değiştirmesin maçı ya. Evet. Ben Revival'ın koruyacağını düşünüyorum. Bobby Roode ve Chad Gable. Hatta Chad Gable da tuşlanır. Ekmet'ten tam bir tahmin geldi. Numan, senin tahminin ne yönde? Aynısını söyleyecektim. Büyük ihtimal Chad Gable tuş alacak abi maçta. Yani Revival koruyacak kemeri. Tam Revival korusun yani maçı. Büyük ihtimal Revival kemeri bırakılmayı da kaybedecek. Evet. Senin görüşlerin neler Boğaç? Ya ben de burada Revival'ın koruyacağını düşünüyorum. Ben Numan'ın aksine biraz daha uzun bir reign yapacaklarını düşünüyorum. Yani WrestleMania'da da kazanacaklardır. Rude veya Chad Gable ikilisinden biri tuş olacak bence. Ama şeyi merak ediyorum. Buradan sonra Aleister Black ile Ricochet ikilisi hala devam edecekler mi yoksa ayrılacaklar mı bilmiyorum. Bana takım olarak hala çok eriti geliyorlar. Yani o biraz kafamı kurucu oluyor bu maçla alakalı. Evet, Ricochet ve Aleister Black büyük bir etki yarattı. Raw'a geldiğinden beri, SmackDown'a geldiğinden beri bayağı bir galibiyet serisi yaptılar. Buğra Gür, acaba yeni şampiyon olacaklar mı? Ya valla Revival'ın bugün yarattığı etkiyi aslında hiçbirimiz beklemiyordu. Revival gerçekten sağa sola yatırdı hepimizi diye düşünüyorum. Üçlü takımlar şampiyonluğu maçı izleyeceğiz. Bobby Roode, Chad Gable. Uyumsuzluktan gelen uyum diyebilir miyiz sevgili Boğaç? Yani. Ya Chad Gable ile Bobby Roode'un çok farklı güreşçiler. Zaten yaş olarak da farklı güreşçiler. Tabii canım. Stat olarak da farklı güreşçiler. Ve bir tarafta da Aleister Black, Ricochet, NXT'nin yeni yükselen yıldızları. Gerçekten bu maç bana en çok heyecan veren, en çok bilinmezleri olan, fazlaca hani gizem taşıyan bir mücadele. Benim için de çok fazla beklenti taşıyor bu mücadele. Çünkü beklemediğimiz her şey olabilir. Çünkü bu üçlüyü, üç tek team'i hiçbir arada izlememiştik. Gerek indilerde olsun, gerek TNA, gerek NJPW Wrestling'de olsun. Üç Raw takımlar şampiyonluğu mücadelesi bence bu şov çalan maçlardan biri olabilir diye düşünüyorum. Evet, o zaman bir parantez açıp bir soru daha sormak istiyorum Buğra Gür'e. Çünkü Bobby Roode'u uzun yıllardır izlediğini biliyorum TNA'den beri. Evet. Acaba bu gece bir ayrılık görebilir miyiz Bobby Roode ve Chad Gable arasında? Ya, yani bir bu, heel turn görür müyüz Bobby Roode'dan? Ya bu heel turn'ün gerek Bobby Roode gerek Chad Gable için konuşuyorum. Kim heel turn yaparsa bu heel turn'ün iki tarafa da yaramayacağı kanaatindeyim. Özellikle Bobby Roode NXT'de o kadar fazla hype'le gelmiş bir isim olarak. Ana roster'da bu kadar fazla atmosferini kaybeden bir isim heel olursa daha da dibe batacaktır ve kendi sonunu hazırlayacaktır diye düşünüyorum. Onun için Bobby Roode'un heel olması için hiçbir sebep yok. Yükselmesi için de çok az neden var. Ben Chad Gable, Bobby Roode tag team'in bozulabileceği hakkında herhangi bir kanaat taşımıyorum. Grup evet. maçın yaş ortalamasını 5 artırmış ya. Ya baktığınız zaman Aleister Black 27 falan değil mi? Aynen. Aleister Black 27, Ricochet o civar 26-25 civarlarında. 30'a yakın yani değil mi? Ya, tamam 30'dan aşağı. Chad Gable 30'dan aşağı. Revival tag team üyeleri yine 33-35'ten aşağı. Bobby Roode 40 yaşında. Eğreti durmuyor mu ya maça? Çok eğreti duruyor. Fiziksel yani. Olarak da şey olarak da. Aynen. Evet, bakalım Raw takımlar şampiyonluğunu, Raw takımlar kemerinin akıbeti neler olacak? Son olarak bu maçla alakalı eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yok diye tahmin Numan, ediyorum. Ha, Numan. Acaba bir ekleme yapabilir miyim? Bir şeyler söylemek ister misin Numan? Benim düşünceme Gür çok ters geldi şu anda ya. Abi
Bobby Roode bana kalırsa heel olmalı. Yani bu adam NXT'de heel'di. Hani bu hype'ı evet. NXT'de heel'ken yaptı bu adam. Yani, süre bulamaz. Ya acil bir şekilde NXT ile ana kadro arasında acil bir şekilde Bobby Roode'un heel olmasına bak. Çok acil bir şekilde. Hatta ben onu yarın gece bekliyorum ben bunu. Yani büyük ihtimal Gable Tuş olacak. Bobby Roode buna saldıracak abi. Başka bir açıklaması yok bunun şu anda. Ben yok şey ya olamaz da. Ben bir şey diyeyim mi? Bir Japon'a karşı heel'di Bobby Roode. Ne olacak? O Japon'u çok seviyordu. Böyle bir durum var. Yani ne kadar sevdiklerini gördük ana roster'da şimdi sevgili Numa. Ana roster'da öyle de NXT'de çok seviyordu onu. Evet. Ayrıca ondan önce de Bobby Roode heel'di ki. Sırf Japon'a karşı ondan önce de heel'di Bobby Roode. Yani. Evet, en sevdiğim Çinli güreşçi Nakamura diyorum ben de. Ve Revival'ın kemik koruyacağını. Sen Perin çekicisin galiba sevgili abi. Ne? Ne? Hayda. Abo. Al işte. Evet. Rav takımlar şampiyonluğu defterini bu gece saat 22'de daha detaylı konuşacağız. Dereden. Dereden. Sivri soğuktur ha. Aa, neler diyorsun? Rasim yani. Biz demokrasi için bedel ödemeye hazırız. Sorun değil. O zaman mı? Bir sonraki maçımıza geçelim. Asuka şampiyon, SmackDown kadınlar şampiyonu Mandy Rose'la karşı karşıya gelecek. Acaba sarışın bomba kemerle ayrılacak mı Hikmet? Asuka halen şampiyon mu ya? Ben bu zamandır izlemiyorum. Maalesef. Evet Hikmet. Ya ben bu maçtan açıkçası çok beklentim yok. Keşke olsaydı. Keşke böyle Mandy Rose sürprizi bir şekilde kazansa. Hani biraz daha iyi şeyler izletebilir bence. Çünkü Asuka'nın hiçbir şey izlettiğini görmedik kemeri almasına rağmen. En iyisi tarihin en iyi kadınlar güreşçisi şeyiyle geldi. Böyle Apoleti'yle geldi yaptığı seriyle. Ama üzerine hiçbir şey koyamadı ve çok şey götürdü. Kemeri acilen kaybetmedi. Ama yani pek rakibinde pek şanslı olduğunu sanmıyorum. Numan, sence SmackDown'da WrestleMania'ya giderken bir Mandy Rose çağı mı izleyeceğiz? Mandy Rose kemerle ayrılacak mı sence? Ya bu resmen şey değil mi ya? İki seneden beri işte Royal Rumble'a işte Ruby Riot'ın çıkması değil mi ya? Abi aynısı bence yani. Bildiğin oyalama maçı. Hani Asuka için oyalama maçı gibi geliyor bana. Keşke bir sürpriz görsek. Mandy Rose alsa. Bak, hatırlarsanız Alexa da biz inanmıyorduk zamanında. Bir sürprizle gidip kemeri almıştı. Sonra kadın neler yaptı? DDT, yumruk. Evet başka bir şey yapmadı. Ama başka bir şey yapmadı diyorsun da canım benim. Kadının mikrofonu gerçekten saygım var kadının mikrofonuna. Ya Stephanie McMahon'dan sonra iki numara olduğunu düşünüyorum ben de. Kadınla yani, konuştum. Anladın mı yani? Eğer Mandy Rose'a bir şans verilirse belki kendini gösterebilecek kapasite bir yani. Belki kendini gösterebilir bir ihtimal. Keşke Mandy Rose olsa ama hani Afrika kemeri korunacak bir şekilde ya. Yani Ruby Riot gibi yani olayı. Evet, Duman Mandy Rose'un potansiyelinden bahsetti Boğaç. Sen neler düşünüyorsun maç hakkında? Ben hem sizleri hem de chat'i bir toplu duaya davet etmek istiyorum. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah'ım sen bu bizim sarışın güzelimizi, sarışın bombamızı, o mavi kemerle olmayı, mavi kemerle buluşturmayı nasip eyle ya Rabbim. Amin. Amin. Sen o güzel sarışın bombamızın böyle güzel fotoğraflarını, kemerle güzel fotoğraflarını, çıplak, düz, normal, nasıl olursa olsun her şeyi bize göstermeyi nasip et ya Rabbim. Amin. Amin ecmain. Amin. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder. Biz de şu Japon gerizekalıdan kurtuluruz. Ne? Güzel güzel eskiden olduğu gibi, eskiden olduğu gibi bu şirket eskiden olduğu gibi güzel, seksi şampiyonlar görür tekrar. Çok istiyorum. Yani umarım Mandy bacım kazanır. Bacım mı? Boğaç kardeş çok ben, çok feyizli bir yorumdu. Ben, Allah utandırmasın. Ve Buğra İnşallah. Neler söylemek istersin? Ya öncelikle 10 tane misafir kullanıcımız var. Mixler'a kısa bir işlemle üye olup sürpriz chatbox çekilişine katılabilirler. Hemen kısa bir işlemle Mixler'a üye olup chatbox canlı yayına katılarak çekilişe adını yazdırabilirler. Mandy Rose hakkında da konuşacaklarım. Ay kendimden geçtim.
Aslında bu kadar. Evet, konuşacaklarım bu kadar. What? Aslında konuşacaklarım bu kadar yani. Asuka'ya türlü başarısızlıklar diliyorum. İnşallah gol yer ve offside itirazı yapar yan hakeme. Bu nasıl bir tip? Rüştü Reçber 2 anasını satayım. Bu göz... Tam aklımdan Rüştü geçiyordu ya. Bu gözlerin altına çekilen boya nedir yani? Amacı nedir yani? En son Başakşehir Bursa Spor maçında kar yağmıştı ve herkes gözünün altına böyle kundura boya çekmişti. Sevgili Asuka'ya soruyorum, bu boyanın sebebi nedir yani? Rasmiye öncesi sürpriz bir galibiyet bekliyorum. Ben de roastluyorum ben. Ben bunu Asuka'nın sebebini bağladım ya. Osaka'da Senegal'i yendiğimiz gece Asuka Rüştü'nden çok etkilenmiş. Bence bundan dolayı yapmış. Doğru. Evet. Yıl 2002 Hikmetten falan ya. Bomba gibi bir iddia. Eklemek istediğiniz herhangi şey var mı Asuka Mendiroz maçına? Teşekkür ediyorum. Bir başka kadınlar maçına geçiyoruz. Yani artık maalesef. Nia Jax ve Tamina, Sasha Banks ve Bayley'e karşı kadınlar takım şampiyonluğunu savunacak. Onlarca ihtimal varken Nia Jax ve Tamina ihtimaline kaldık. Boğaç, neler eklemek istersin? Vallahi yani Allah bizi, bir önceki maçı konuşuyoruz, şimdi bunu konuşuyoruz. Nelerle sınanıyoruz gerçekten, ben anlamıyorum yani. Hani bak, bunları şampiyon yapıyorsunuz, niye bunlarla karşılaştırıyorsunuz ilk maçta? Ha, yalan mı? Tarafların ters olması gerekmiyor muydu ya? Ha? Tarafların ters olması gerekmiyor muydu? Tabii yani. Ben vallahi bilmiyorum. Bu maç bana o kadar eğreti, iğrenç, pis, kötü. Yani hani şöyle söyleyeyim. Bu kemerin gelmesine daha iyi sıcak bakan bir insan değildim çok ciddi şekilde. Kemeri kazananlara hiç sıcak bakmıyordum. Hayda. Rakiplerine daha da bakmıyorum yani. Keşke şey falan kazansaydı. Bizim Avustralyalı kızlar kazansaydı. Iconics. Aynen. Yani bu evet, ne? İkonikler dedin. Yani şu, bu maçla alakalı da görüşüm, isteğim daha doğrusu. Umarım bir şey olur da maç yarıda falan kalır. Hemen geçerler maçı yani. Abi, gerek yok. Zaten bir dakika, zaten tek team'in adına bakar mısın? The Boss and Hug Connection. Bu ne anasını satayım? Gılgamış Destanı gibi tek team ismi ya. Ya bu şey değil mi? Abi Gılgamış Destanı gibi tek team ismi mi olur ya? Nia Jax Tamina'nın yanındayız. Sevgili Samoa ailesine buradan selam olsun. Nia Jax ve Tamina, seni destekliyorum güzel kardeşim. Yard sevmeyen gitsin. NJPW gitsin. Benden izliyorum. Evet Hikmet. Tamam o zaman. Evet Hikmet. Ne diyeyim, ben zaten biliyorsunuz Sasha Banks ve Bayley'in şampiyon olmasına tamamen karşı olan bir adamdım. O yüzden büyük ihtimalle ben bu maçı es geçeceğim. Hani şovu izlersem uyurum. Şovu sonra izlersem direkt es geçerim. Büyük ihtimalle dramatik bir şekilde Sasha Banks ve Bayley kemerlerini korur. Evet, Sasha Banks yine maçtan sonra ağlar dedi Hikmet. Numan, evet. Ne derece umurunda kadınlar takım şampiyonluğu ve bu maç? Hiçbir derece umurunda değil ya. O kemerler Bayley ve Sasha'dan gitmedi. Önce o kemerler benim umurumda değil abi. Yani. Abi esoterik 1950 yazmış. Yetişkin erkekler tarafından sevilmeyen kadın güreşçilerin şampiyon yapılması sebebi genelde o güreşçileri daha çok çocukların sevmesi ve ürünleri alması yüzünden. Kimse Sasha'nın ya da Asuka'nın yüzünün nuruna kemer vermiyor. Abi Asuka'nın ürünün gerçekten satıldığını düşünüyor musunuz? Veya Sasha'nın. Ya hadi Sasha'nın satıldı diyelim. Abi Asuka'nın kemeri, pardon kemeri diyorum. Herhangi bir ürününü satıldığını düşünüyor musunuz? WWE Shop'a girin bakın. Taş çatlasın 3 tane tişörtü vardır ya. Ya. Bu tamamen Japonya'da NJPW denilen maskaranın yerine azıcık reyting alabilme, azıcık ondan dikkat çekebilme, azıcık o pazara hitap edebilme yönünde yapılabilen bir hamle ve tamamen de başarısız olmuş vaziyette bu stratejik karar. Başka da diyecek bir şeyim yok.
Evet, Asuka 37 yaşında bu arada, onu da belirteyim. Yani yaşı da artık yavaştan geldi geçiyor. Neler eklemek istersiniz takımlar şampiyonluğu maçı? Chatbox ve saygıdeğer yorumcu ekibimiz. İsterseniz Chatbox yazarken bir şeyler söyleyin. Hikmet mesela neler söylemek istersin ekstra? Sen az yorum yaptın. Ekstra söyleyeceğim şey yani bilemiyorum ya. Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum. Olur mu? Söyleyemiyorum. Yok çıkmıyor. Gerçekten. Ben bu şeyi anlamadım bu arada. Niye biz linç edilelim? Gerçekleri söyleyince 9 köyden kovuyorlar. Orası doğru da yani. O başka. Hani niye linç edilelim yani? Anlamıyorum. Hani linç edilecek, linç edecekler, linç edecekler. Biz doğruyu söylüyoruz. Ne zaman biz yanlış konuştuk burada? Herkes burada. Şimdi söyleyin. Yanlış konuştuğumuz bir gün oldu mu bizim? Olmadı. Evet, doğru tektir diyor Boğaç. O yüzden ya kimse edemez. Eden gelsin beni bulsun. Adresim belli, yerim yurdum belli. Linç edeni linç eder. Pardon. Başkanım, Fenerbahçe'nin hali ne olacak ya? Şimdi bak, bu ben anlamıyorum ya. Geliyorlar devletten falan iş yapıyorlar. Böyle olmaz. Başkanım, o da pava veriyorlar. Tamam, ben dedim ki ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına da gittim. Ben efendim biz yardım edelim. Fenerbahçe büyük kulüptür. Kanat gelelim dedim. Olmaz dediler. Ben anlamıyorum. Yani bu durum ne olacak ben bilmiyorum. Yani acilen birilerinin bu işi kontrol altına alması lazım. Başkanım düşer miyiz bu sezon? Fenerbahçe hiçbir yere düşmez. Hükümet düşer, enflasyon düşer, Fenerbahçe düşmez küme falan. Hayallerinizi bırakın. Hayallerinizi bırakın. Bu gece mağlup olduk gene başkanım. Fenerbahçe yıkılır. Fenerbahçe düşmez. Fenerbahçe'ye bir şey olmaz. Fenerbahçe kendini toparlar. Biz hapse gibiydik. Bir sene yattık biz içeride. Bir şey oldu mu? Olmadı. Yine Fenerbahçe ayağa kalkar. Tamam. Ali Koç hakkında ne diyorsunuz başkanım? Aday olacak mısınız? Ben aday falan. Ben kalım var. Çocuklarım var. Güvercinlerim var. Onlarla uğraşıyorum ben. Yani böyle. Artık biz kuyuyu bıraktık. Tamam. Abi kardeşimiz Abi Bey iyi bir yönetici. Gerekirse yine kongreye gider. Yönetim kurulunu mu değiştir? Yönetim kurulunu değiştir. Dediğimiz gibi. Yönetim kurulunu değiştir. Bu güven oyunu sağlam. Yani bunu başarabilecek vizyonu var. Çok teşekkür ediyoruz Aziz Başkanım. Her zaman. Evet yani bir Sasha Banks belli dedik, bir Azıldırın dedik. Ben bir down oldum ya. O zaman devam ediyoruz. SmackDown takımlar şampiyonluğunda Usos kemerini Shane McMahon'ı Demise karşı koruyacak. Usos'un yeniden imzalamayacağı söyleniyor. Bakalım bu kemerleri kaybetmelerini sağlayacak mı? Hikmet. Usos yeniden imzalamayacak mı? Ya öyle haberler var yani. Benim hayali feudum var. The Usos'un şu anki gimmickiyle Shed ve GTG'ye karşı karşılaşmasını düşünüyorum ben. O yüzden bu maçı da kazanacaklarını düşünüyorum. O ne alakalı? Hayali feud. WrestleMania'da böyle bir şeyin gerçekleşeceğini umuyorum. Biliyorsunuz son dönemde dönüşler de çok. Crime Time'da Brooklyn tayfası olduğu için kendi evlerinde geri dönüyorlar. Evet. Her neyse ya. Shane McMahon'la ve The Miz'in bu maç sonunda kavga edeceklerini düşünüyorum. O yüzden The Usos kemeri koruyacaktır ya. Bir şeyler yapıp hile, hurda, her türlü şeyle koruyabilirler yani. Evet, Buğra Gür, acaba Shane McMahon ve The Miz'in dostluğu bu gece sona erer mi? Hayır. Bu gece Shane McMahon The Miz tekrar şampiyon olur. Ve WrestleMania'ya bir şekilde kemerle giderler. Çünkü Shane McMahon'ın her şey WrestleMania'da bulunması için ayarlandığı için düşünüyorum, ya da cümlede şık oldu. The Hellraiser yazmış sevgili Ahmet. Eren Nur evet. Demiş senin hakkında. Jinder Mahal seven birisi nasıl sağlıklı bir yorum yapabilir ki? Ha 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 yazmış. Çok komik. Ayrıca 23 tane misafir kullanıcımız var. Hemen Mixler'a kısa bir işlemle üye olup Chatbox'a katılsınlar ve sürpriz çekilişe isimlerini yazdırsınlar.
az sonra Hikmet Zeybek sürpriz çekilişte ödül dağıtacak. Evet Ahmet, söz sende o zaman, sevgili Erem Nur'un söylediğine karşı. Evet, ya üç kere yazması iyi olmuş. Üçünü de anladım. Allah razı olsun. Aynı görüşteyim kesinlikle Erem Nur'la. O zaman Numan'ın galiba görüşlerini almamıştık. Numan? Ya abi bir şey diyeceğim. Bu şeyinle biz niye takım ya? Ben hala bunu çözemedim, biliyor musunuz gençler? Ya bunu çözsem bununla alakalı bir yorum yapacağım yani. Niye bunlar hala takımlar? WrestleMania ya da bir, belki bir maç olabilir. Bilmiyorum. Ne ya? Ben muhabbet kaçırdım şu an. Şeyinle diyorum, biz niye takım abi? Neden takım bunlar yani? Ha, bence şey olacak bu arada. Abi dünyanın en güzel güreşçisiyle dünyanın en iyi güreşçisi takım olmuş. Mehmet Dinler'e göre yani. Ben bilmiyorum tabii gerisi. Ne? 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 Abo! Yapmışız demek bu o zaman işi. Abo! Ya. Yanlış abi, mı? Doğru ya, doğru. Bir şey diyeceğim peki. Bunlar şimdi yakın zamanda büyüklüğünden ayrılacaklar. Peki hangisi heel olacak? Bence ben Shane olacak. Bence Shane olacak. Shane olmalı. Yani hatta şey olsa güzel olmaz mı? Sıktı. Yani bize senelerden bir heel abi. Sıktı yani bence artık heel olması. Kim? Bence Shane olması gerekiyor ama. Yani nasıl olacak? Şey olmaz mı bence? Bu şimdi yarın kemeri kazanacaklar. Ondan sonra WrestleMania'da bam. Kemeri kaybediyorlar. Shane de deliriyor. Ondan sonra heel turn. WrestleMania'da. Bence mükemmel o bence. SummerSlam'ı uzar o ya. O kadar uzamaz bence. Shane'e kadar güreşmez ya. İmkansız yani. Ya yani o zaman da güreşmez şeyin, evet. Bence bu maçtan sonra bu iş biter ya. Bu aç senin spesifik olarak yorumunu almamıştık. Sana söz vermemiştim. Senin tahminin ne yönde? Yani keyifli maç olur. Yani bence şey o. Benim istediğim, benim kafamdaki en azından senaryo şey olması. Dünyanın en iyi takımı olarak adlettiğimiz takımın kazanıp mevzunun yaklaşık 2,5 hafta sonra mı artık WrestleMania? Ne kadar zaman ya, sonraysa. 8 Nisan'da. 1 ay sonra. 1 ay sonra gerçekleşecek. 4 hafta sonra gerçekleşecek şovda Dana'nın kuyruğunun kopması. O yüzden ben maçın fena olmayacağını düşünüp Miz ve McMahon ikilisinin kazanacağını düşünüyorum. Evet. Bu görüşlerimiz de böyleydi. SmackDown takımlar şampiyonluğuyla alakalı. Eklemek istediğiniz ekstra bir şey var mı? Benim var abi. Chatbox'ta 30 tane misafir kullanıcı var. Sürpriz çekilişli ödüle, sürpriz çekilişli hediyeye sahip olabilmek için Mixer'a kısa bir işlemle üye olup kendilerini aynı şekilde çekilişe katılmalarına yardımcı olabilir. Bir nick alacaklar. Sadece bu. Sadece nick alarak sürpriz çekilişli hediyeye sahip olacaklar. Bugün saat 22'de tekrar radyo yayını yapacağız. Fastlane için uzun bir radyo yayını olacak. 25 dakikalık kısa bir radyo yayını değil, uzun bir radyo yayını olacak. Ve onda da çeşitli hediyeler vereceğiz. Tüm kullanıcılarımızı mixler.com/gtrmart radyo linkine bekliyoruz. Sevgili Ahmet, söz sende. Evet, 50 kişi şu an bizleri dinliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Buğra Gül'ün de dediği gibi katılabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki maçımız WWE şampiyonluğu için Daniel Bryan. Şampiyon Daniel Bryan, Kevin Owens'la karşı karşıya. Daniel Bryan, bakalım kemerini Kevin Owens'la kaybedecek mi? Kofi Kingston müdahil olacak mı? Neler söylemek istersin Boğaç? Tahminlerin ne yönde? Yani bence beynim Daniel Bryan kazanacak diyor ama keşke Kevin Owens kazansa. Bilmiyorum. Ben o herife kemeri yakıştırıyorum. Kevin Owens. Bir de şey, yani nasıl diyeyim? Daniel Bryan'ın karakteri kötü bir karakter değil. Yani bence güzel bir karakter hazırladı kendine. O heel karakteri falan oturttu kendine. Güzeldi, iyiydi ama ben sıkıldım ya. Yani bilmiyorum, ya ön rakibi olmadığı için sıkıldım ya kendisi bir nevi bir durum şey, yani bir süre sonra sıktı beni ama bir taze böyle bir değişiklik olsa, Kevin Owens alsa, ki bence bilmiyorum bayağı da iyi geldi. Şey yapmışken de, bir kere tuşlamışken de onu bir şöyle bir görsek şampiyon olarak Kevin Owens'ı, var ya üf, ballı kaymak yani. Yani evet. Ne kadar vasat varsa Boğaç Ülker'de seviyor herhalde bu
Ülker ailesinin yıldız holdingin FETÖ'cülüğünden falan geliyor. Ne? Ne? Bak Acı Koç da seviyor zaten. Fenerbahçe vasatlığı bizi de vurdu ya. Yapacak doğru, şey yok. Doğru. Allah'ım vasatlığı bizi. Evet, Buğra Gün, acaba Kevin Owens yeni WWE şampiyonu olacak mı? Kevin Owens yeni WWE şampiyonu olabilir, ancak bu şovda değil. Ben kesinlikle Sami Zayn'in eğer şampiyon olacaksa bunda bir rolünün olacağını düşünüyorum. Kevin Owens'a daha önce Vince McMahon güvendi ve Jericho ile birlikte 6 ay şampiyon olarak kemeri taşıttırdı. Vince McMahon güvendiği bir isim ve 6 ay boyunca kemeri taşıttığı isim. Ayrıca Road to WrestleMania'ya götürttüğü isminin Vince McMahon tarafından hiçbir zaman çöpe atılmayacağını düşünürüm ben. Ki keza da bu son dönüşünde Road to WrestleMania'ya son dönüşünde de Vince McMahon tarafından ana kemer şampiyon adayı olarak duyuruldu. Kesinlikle Kevin Owens şampiyon olabilme ihtimaline sahip bir güreşçi. Ancak ben bunun Sami Zayn'in karışması dahilinde başaracağını düşünüyorum. Tıpkı o Kill Sting Kill dediğimiz heel karakteriyle beraber yapabileceği kanaatindeyim. Zaten maç kartta da heel bir gülüşü var Kevin Owens'ın. Bunlar bir mesaj olabilir mi? Tabii ki de olmayabilir. Fakat ben bunları bir ipucu olarak gözlüyorum. Ayrıca 44 tane misafir dinleyicimiz var. Kısa bir işlemle Mixtra üye olup chatbox'a adını yazdırıp bir nick kullanıcı adı alıp çekilişe kaydolabilirler sevgili misafir arkadaşlarımız. Aynı zamanda bugün saat 22'de upuzun bir Festain Radyo yayınımız olacak. Onlara da hepiniz bekliyoruz. Çok fazla çekilişimiz ve ödülümüz, hediyemiz olacak. Benim görüşlerim bu yönde. Kevin Owens şampiyon olacaksa da WWE şampiyonluğu bu şovda değil, WrestleMania'da diye bekliyorum. Özellikle çoklu bir maçta. Evet Numan, o zaman şimdi de sana dönmek istiyorum. Sen de WWE amiral gemisi olan WWE şampiyonluğunu Kevin Owens gibi bir şişkoya emanet eder mi? Ooo neler diyor? Ayıp. Nasıl yani? Abi bu şişkide taşıyan adamdır WWE şampiyonu yani. Kevin Owens olur mu acaba Numan? Evet. Ben zaten Daniel Bryan'ı pek sevmediğim için Kevin Owens'ın şampiyonu olsa çok istiyorum da yani olmayacak abi ya. Ama keşke olsa. Hani. Var ya abi, hatta düşünüyorum Daniel Bryan sakatlıktan niye döndü diye düşünüyorum bazen, biliyor musun ya? O yani. Adam modeli sevmiyorum abi ya. Yani bir şey seviyorum eyvallah da yani. Abi bana çok sıkıcı geliyor. Özellikle şu işte çevre dostu olayları falan var ya. Abi onu görünce utanıyorum ben ya. Allah utanıyorum yani. Ya biraz evet, biraz cringe dozajı yüksek bir gimmick ya. Ona evet. Abi acayip evet. O yüzden bir an önce kemer sahibinin nehmeti istiyorum abi. Valla feskiniydi. Şimdi siz adamı niye kill yaptınız ki anasını? Onu anlamıyorum yani. Evet. Kimden yorum almadık bu arada? Benden burada? Benden almadık. Evet, Hikmet. Daniel Bryan ve Charles. Hikmet'i abi, adamdan öncesinde saymadı. Pardon. Özür dilerim. Yaz. Neyse. Şimdi baktığımızda Daniel Bryan evet güzel bir karaktere sahip. İyi nispeten şovlarda performansı fena değil. Hani iyi diyor. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Bu adam daha derdini anlatabileceği bir rakip olmadı. Bulamadı. Rakipsiz ilerliyordu. Ve karşısına çetin çeviz gelmiş bir Kevin Owens çıktı. Kevin Owens şovları hep ayakta kapattı. Performansı fena değil, hani sakatlıktan dönen birine göre gayet iyi. Fakat şöyle bir düşüncem var. Hani Kevin Owens biraz daha kalibri olarak iyi bir, yüksek kalibrenin bir güreşçisi. Eğer burada kemer alırsa çok büyük sürpriz olur. Hani biraz da WrestleMania anı olarak alırsa daha doğru olacağını düşüncesindeyim. Evet. Ben bu maçın böyle olacağını düşünmüyorum açıkçası. Kofi Kingston'ın bu maça ekleneceğini, WrestleMania'da ise Daniel Bryan'la Kevin Owens için tekli bir maç göreceğini düşünüyorum. Bu yüzden de kemer değişimi yaşanmayacaktır. Evet. Hikmet'in tahminleri bu yönde. Çekilişi şimdi mi yapalım yoksa bir sonraki maça mı saklayalım? Çekilişi 5 dakika sonra yapıyoruz. 62 tane misafir dinleyicimiz var. Mixler
aplikasyonunu Android, Google Play Store'dan, App Store'dan indirebilirler. Android marketten indirebilirler. Microsoft marketten, ne onun adı? Microsoft Windows Market. Ha, pardon. Windows Market. Windows evet. Market'ten, App Store'dan, Google Play Store'dan Mixler'ı indirip GTR Mart radyosunu aratıp hemen abone olabilirler. Bir kullanıcı adı alarak çekilişe katılacaklar. 82 tane şu anda dinleyicimiz var. Kısa bir işlemle Mixler'a üye olup çekilişe adını yazdırabilirler kullanıcı olarak. 5 dakika sonra büyük ödüllü çekilişimiz mevcut arkadaşlar. Söz sende Ahmet. Evet, bu maçı da böyle geride bırakıyoruz. Becky Lynch ve Charlotte Flair karşı karşıya gelecek. Eğer Becky kazanırsa WrestleMania'daki Ronda Rousey Charlotte Flair maçına müdahil olacak. Becky Lynch inanılmaz bir destekle yoluna devam ediyor. Gerçekten uzun zamandır belki Daniel Bryan'dan beri görmediğimiz bir destek var Becky Lynch'e. Bakalım Becky Lynch Flair kızını mağlup ederek WrestleMania biletini alacak mı? Boğaç, sen Charlotte Flair'ın bir sürpriz yapıp kazanacağını düşünüyor musun yani? Hayır şimdi... ya öyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? Bu yaşanırsa arenada öldürürler kadını ya. Ya bu şey olur bak. Yalnız inanılmaz bir heel olur o zaman Charlotte Flair, şaka maka. Oldu ya bu hangi yıldı CM Punk'ın kontratının bittiği Money in the Bank show'u. Şampiyonluğu aldı gitti ya herif ondan sonra. Chicago'da oldu bu mevzu. 2011'deymişti. Ya işte o ya onun gibi bir taahhüt ortamı. Tek fark Becky kaybediyor, Charlotte kazanıyor. İnsanlar inerler o ringe. Orası vallahi... yıkarlar orayı yani yıkarlar. İki türlü de yıkarlar. Şey gibi olur ya bu Trabzon maçından sonra Şükrü Saracoğlu gibi olur ya da evet. Şey maçı da olabilir. Trabzon maçı değil o yanlış anlamış. Yok şey maçından sonra. 12 Mayıs'ta Galatasaray maçından Mins sonra. Mins ışıkları kapatmak zorunda kalır. Yani saha o arenayı yıkarlar yani. Hayal ettim bir anda. Çok güzel olurdu ya. Ya o yüzden çok şey yapmaya gerek yok. Yani belki kazanacak işte. Çok bariz belli yani. Hani bağırıyor artık. Evet Boğaç. Boğaç'ın yorumları bu şekildeydi. Evet, Numan evet. Sen Becky Lynch'in kazanacağını tahmin ediyorsun zannediyorum. Yani mümkünse hatta diyorum ki yani yanlışlıkla işte Sasha falan sakatlıyor milleti. Yanlışlıkla falan sakatlasa Charlotte'u da nasıl benim maçı gibi olsa yani. Hayda. Numan yine zehri saldı evet. Evet Numan. İnşallah sakatlar Charlotte yanlışlıkla manlışlıkla böyle falan da yani WrestleMania'daki maç 1-1 olur. Ben her yerde Charlotte'u görmek istemiyorum abi. Kadın eyvallah iyi güreşin tamam da yani. Abi seninle alakadar etmiyor ama sen niye atlıyorsun? Hadi kadınlar main event falan filan. Ya sen kimsin ya? Ya yok bir kere sal ya. Zaten her şeyin ilk inizden sen yapmışsın. Bir kere sal ya. Bir kere ya. Bir kere sal abi. Sal diyor. O kadar haklı ki. O kadar haklı ki Numan. Öyle. Yani Numan'a ilk kez bu kadar çok katılıyorum abi. Umarım Beck kazanır abi. Hatta umarım sakatlar yani. Ben bu görüşe katılmayan birisini tanıyorum. O da Buğra Gür. Charlotte yani. Flair WrestleMania ana maçını hak ediyor mu Buğra Gür? Şimdi ana maçını hak ediyor mu hak etmiyor mu bir tarafa da hep seyircilerin istediği olsaydı Roman Reigns bugün padişah olmazdı sevgili güreşçi Kenok'tan severler. Gerçekler patladı. Yani şunu da söyleyelim. Ronda Rousey'i sevmesek de sevsek de bu federasyonun gerçeklerinden biridir. Becky Lynch kazanır, Charlotte Flair kazanır. Benim için fark etmez. WrestleMania'da Raw Kadınlar Şampiyonluğu Ronda Rousey'in ellerinin avuçlarının arasında yükselecektir. Bu çünkü ringe o gelecek ilk. Yani. Teşekkür ederim bana bir yırtma kontenjanı sağladığın için Hikmetçi. Becky de olsa, Charlotte Flair de olsa Ronda Rousey değişmez tek gerçektir. Biz ne Daniel Bryan'lar gördük, ne Rusev Day'ler gördük. Ne Daniel Bryan kazanmadı mı ya? Bobby Roode'lar gördük. Hepsi bir değirmende harman oldu gitti. Şu ne Seth Rollins'ler görüyoruz. Ne Seth Rollins'ler görüyoruz. Ne Kofi Kingston'lar görüyoruz. Ne Dean Ambrose'lar, Drew McIntyre'lar görüyoruz. Onu da konuşuruz. Yarınki yani bugünkü
22.00'da yapacak radyo programımızda konuşuruz. Drew McIntyre Roman Reigns'in alternatifi diye konuşuluyordu. Roman Reigns 2 haftadır Spear'la, Superman Punch'larla Drew McIntyre'ı harman ediyor. Harman ediyor. Alın size alternatif diyerek cevap veriyor adeta. Ya bu federasyonda değişmeyen tek gerçek egolardır. Charlotte Flair ile Ronda Rousey'i WrestleMania'da göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, o zaman ben enteresan bir soru daha sormak istiyorum bu maçla alakalı. Bana sor. Ronda, evet Hikmet. Ronda güreş gerçek değil dedi dün. Ya şaşırdık evet. Baya yani. Öyleymiş. Niye şaşırdansın ki? Güreş gerçek nasıl yani? Gerçek. Güreş gerçek değil mi? Nasıl ya? Nasıl ya? Güreş gerçek abi. Siz evet, Ronda mutfak. Güreş gerçek değil dedi. Yani Ronda Rousey üzerinde yeni bir karakter deniyorlar. Yeni bir heel karakter evet, deniyorlar. Evet, i̇şte evet. Ronda ekstra olarak o ringde gördüğünüz kahpelerin hiçbirisi bana dokunamazdı dedi. Evet. Doğru söylüyor. Hep aynı şeyler mi? Hikmet sen neler söyle? Hep aynı şeyler mi? Neyse sen gel sen soruyu sor. Yıllarca keli izledik. Ha ne düşünüyorsun Ronda Rousey'nin yeni karakteri hakkında? Ronda Rousey işte gidene kendimden nefret ettireyim karakterine büründürdüler işte. İki haftaya Becky Lynch melek olur. Diğeri şeytan olur. Öbürü başka bir şeytan olur. Ondan sonra Becky bunları yener. Mutlu sonuna biter aslında ya falan filan yani. Evet DT ben de demiş. Peki bunun meşru bir şekilde kaliteli güreşçilere geri plan atmak kabul edilebilir mi? Demiş. Kimle alakalı olarak söylüyor bunu? Charlotte'la alakalı olarak mı? Yani, Charlotte kaliteli güreşçileri geri plana atıyor mu? Yok. Ya Ronda Rousey de atıyor abi o zaman. Yani. Neyse bunu bugün saat 22.00'da radyo yayında konuşuruz. Hikmetciğim çekiliş mi yapıyoruz? Hikmet. Aradığınız Hikmet'e şu anda ulaşılamıyor. Bir dakika. Geldim. Çekiliş mi? Evet. Evet arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Şimdi çekilişi yapıyorum. Bir drum roll alabilir miyim? Geliyor. Selin Şener kazandı. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet, kendisini tebrik ediyoruz. Kendisi tebrik. Sayın adminimiz The Peeps'e ulaşabilir. Olmadı. Tips olarak bana ulaşabilir. Forumdan ulaşabilir herhalde. Forumdan. Evet. Becky Lynch, Charlotte Flair maçında böylelikle konuştuk. O zaman Roman Baba'nın maçına geliyoruz. Roman Reigns, Seth Rollins ve Dean Ambrose. Pardon, mide östüğüm ağzıma geldi biraz. Drew McIntyre. Drew McIntyre, Corbin ve Lashley. O kadar korkunç ki yani bunun yani bundan zevk alan adam 12 yaşında Tumblr kullanan bir kız çocuğudur yani. Ne? Samimi söyleyeyim. Yo, Egyur'da zevk alıyor. Evet Numan neler söylemek istersin? Shield, Drew, Baron Corbin ve Bobby Lashley'e karşı. Abi yani bu Shield maçı o kadar abi maçta sürprize yer yok ya. Yemin ediyorum var ya bak. Abi dışarıdan birisi kırılsa Shield gene kalacak gene alacak maçı yani. O derece bir maç bu ya. Hani ama düşünüyorum da. Yok abi olmaz ya. Kaybetmez Shield. İmkansız. Benden bu kadar abi. Ne diyeyim yani. İmkansız abi. Kaybetmez Shield. Nereye kaybediyor? Ne? Yani ben... Hikmet şey demiş. Ahmet Shield'da talihsiz bir gece geçir. Hikmet 2013 senesinde anasız da tip SBS yazılırken biz Shield izliyorduk 2012'de. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. 2013 yılında ben lise öğrencisiydim kardeşim. Bu sen SBS'ye hazırlanıyordun. Bu bir şey söyleyeceğim. Bir lise öğrencisi olmam bu davranışını açıklıyor mu? Ben Ahmet Şilt. Burayı terk et. Terk et burayı. Kardeşim. O yüzden Slayer'lara sıkmasını izliyordum. Hikmet özür dilerim kestim seni. Neler söylemek istersin? Shield, Corbin, Lashley ve Drew'a karşı. Duası kabul olmayanlar duası sürekli kabul olanlara karşı yani dışı sürekli birleşip
büyük yemin etmiş gibi rakiplerine dalan bir ekip. Bilemiyorum ya. Bu sefer herhalde Roman Reigns heel turn yapacak. Onun için birleştiler. Evet, Hikmet Roman Reigns heel turn yapabilir dedi. Acaba Burak Gür aynı görüşlerimi paylaşıyor? Ya ben Shield'ın Heal'ı yeneceğini düşünüyorum. Shield vs. Heal maçı zaten bu. Yani Drew McIntyre, Bobby Lashley hafta içi bolca cevabını aldı. Son olarak Baron Corbin de Shield'dan Heal'ın lider olarak dayağı yiyecektir ve muradına erip ve ardından Shield'e gibi WrestleMania'ya kutlu yürüyüşünü gerçekleştirecektir diye düşünmekteyim. Numan galiba. Numan, sen Bobby Lashley'i çok sevdin diye, çok seviyorsun diye hatırlıyorum. Bobby Lashley'nin gidişatı, takıma montu olması seni memnun ediyor mu? Ya Bobby Lashley şu anda hani WWE'de kullanılmış tarzı beni hiçbir şekilde mutlu etmiyor yani. Yanındaki Mbappe'den daha hala kurtulamaz zaten. Yani. Mbappe yani. Dediğin Lior. Yanındaki Mbappe'den hala kurtulamaz zaten abi. Yani. Evet. Beni mutlu etmiyor abi. Bu adam TNA'de dominasyon için vardı. Yani ki büyük ihtimalle bunu şu muhalle kandırdılar. Sen gel buraya işte kemersiz bir şekilde senin lazımla maça çıkarırız. Gibi derinden ben çağırdılar bunu. Yani. Yoksa adam buraya niye gelsin ki yani? Niye gelsin? Değil mi? Bu kadar amaçsızlık da olmaz yani. Yani amaçsızlık efendim yani. Yani kullanışta ben şimdi memnun değilim Bobby Lashley'in ya. Çok seviyorum kendisini ama yaptığı yanlış da. Aynı şekilde EC3'in de tabii. İkisinin de yaptığı yanlış yani buraya gelerek. Evet, Shield ve rakip üçlü karşısındaki yorumlarımız böyleydi. Neler eklemek istersiniz sayın? Neler eklemek isterim? Bir şey ekleyeceğim. Evet Hikmet. Umarım dedim Roman Reigns heel turn yapacak herhalde ama kesinlikle bu maç kavgasız, dövüşsüz biter. Herkes de sinirden ertesi sabah forumda ortalığı yıkacaktır. Lütfen yıkmayın arkadaşlar. Lütfen küfür etmeyin. Çok iş çıkıyor moderatörlere. Ya Hikmet ne diyorsun? Bugün saat 22.00'da mixer.com/gtrmart chatbox'ında bulunup bizlere soru sormak. Ayrıca canlı radyo yayınımızı dinlemek için ziyaret edebilirsiniz. Link YouTube yorum kısmında olacak arkadaşlar. Yine dediğim gibi mixer.com/gtrmart radyo yayınında bizleri dinleyebilirsiniz. Link YouTube kısmında olacak ve ayrıca Mixer'a kısa bir işlemle üye olarak sürpriz çekilişlerimize ve hediyelerimize, armağanlarımıza ulaşabilirsiniz. Bu gece kazanan Selin Şener oldu. Siz de kazanmak istiyorsanız bizleri dinleyin ve ayrıca chatbox kısmından yorumlarınızı ve görüşlerinizi bize karşı esirgemeyi unutmayın. Ahmetciğim. Evet arkadaşlar, böylelikle bugün show ön izlememiz sona erdi. Dediği gibi Burak Gürün'de bu gece saat 22'de sizleri Mixer hesabımıza bekliyoruz. Çekiliş ve aynı zamanda görüşlerinizi belirtmek için. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler.